Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlere korabını göstermek istiyorum. Gençler manometreyi yaktım artı 5'e geçirirken. Üzücü bu durum ama yapacak bir şey yok yani. Artı 5'e geçirirken manometrem yandı. Yapacak bir şey yok. Normal zaten her zamanki gibi artı sıfırlarla oynuyordum. Artı sıfırlarla oynamaya devam ederim. Gençler bilmiyorum bu basanlar artı 7 artı 8'e basanlar nasıl oynuyor yani. Nasıl bir oyun mantığı var? Hile mi yapıyorlar yoksa hani yanma kısmında veya geri düşme kısmında şey mi yapıyorlar? Hani hile mi yapıyorlar bilmiyorum ama bir şekilde artı 8 artı 9 basanları görüyorum. O yüzden yapacak bir nane yok yani. Zaten beyzbolcu artı 4'tü, onu da yaktım arkadaşlar. Bir artı 1 gitaristim kaldı. Önemli değil. Bu iş zaten bileğe bakıyor. Ama gençler şöyle söyleyeyim, Zombie Rush'ın keyfi artı 10 artı 11'de çıkar. Yani bunu Joy Game deneyimlerimden biliyorum. Zamanlarımdan biliyorum. Kesinlikle arkadaşlar şöyle bir map değiştirelim. Arkadaşlar şimdi size ben Core Avın'da nasıl kazanmayı değil, Core Avın'ın mantığını göstereceğim. Zaten bunu oyunlara girip görebilirsiniz. Kolay bir şey. Sadece nasıl desem, Core Avın'da da bir video çekeyim dedim. O kadar yani. İçimden size Core Av videosu çekmek geldi. Video da uzun olsun istemiyorum. Şöyle adamlar gelirse hemen Core Av'ını çekeceğim. Aga beklemiyorsunuz. Aleykümselam diyelim şöyle. Beklemiyorlar. Harbiden öyle yani. Geliyor adam, çıkıyor. Bekle azıcık, zaten gelecek. Adamlar dolacak yani. Anlamıyorum gençler. Adam çıkıyor. Senin ne görev var? Görev yok. Video. Üçe üç atacağım arkadaşlar. 2'ye 2 tadı çıkmıyor. He. Şöyle. Hoba. Ne hoba oğlum? Arkadaşlar kesinlikle artı 12 artı 13'lerde siz bir oyun oynasanız işte Zombie Rush'ın o zaman şeyini görürsünüz, nasıl desem, hani oyunun güzelliğini, tadını tam alırsınız. Çünkü artı 0 artı 1 silahlarla hiçbir yere varamazsınız. Tamam, tadını alırsınız ama artı 11 12 gibi tat vermez yani, onu öyle söyleyeyim size. İlk maçım, hadi hayırlısı, hadi hayırlısı diyelim. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Biz de itfaiyeci alalım, eşit olsun. Asiller değirmeni, kor savaşı arkadaşlar. Şöyle girelim, birazcık adam pataklayalım. Kor savaşının da mantığını açıklayayım size. Şimdi arkadaşlar her takımın ayrı bir tüpü var. Bu tüp oyuncuya göre puan veriyor. O puana göre şimdi oyun oynayacağız. Kill alırsanız puanınız artıyor. Onlar kill alırsa, onların tüpü dolarsa onlar kazanıyor. Şunu patlatalım arkadaşlar. Şöyle asiller değirmeninde de bayağıdır maç atmamıştık değil mi? Kardeşlerimize hep de ben itfaiyeci oynuyorum ama yapacak bir şey yok. İtfaiyeci rolünü üstlenen yok. Kaçmam lazım. Bu savunmalar işe yaramaz gülüm. Şöyle asistimizi alalım. Hadi be, boşuna bastık. Ulan var ya. Hadi be, tüpe patladık lan. Adamlar alacak. Şimdi kill aldılar ya gençler, tüpleri dolmaya başladı. Şöyle bir boksçu alalım. Bakalım değişen bir şey olacak mı? Olmadı, bir daha bir oyun gireriz. Yenilmek de marifet yani bu oyunda. Burada yenildik diye kesinlikle moral bozmak yok gençler yani. Çünkü burada Core Av'ında yenilmeye mecbursunuz. Tüp dolarsa oyun kazanılıyor çünkü. Yani takımınızda nasıl, çok iyi antrenmanlı olmanız lazım. Hazır. Şöyle direkt hazır isteyelim. Hazır. Çıkıyorsanız çıkın gençler. Böyle başlattım bir kez daha.
Başlayalım arkadaşlar. Artı sıfır. Her şey artı sıfır arkadaşlar. Hiçbir şey artılı değil. Yapacak bir şey yok. Bu oyunu kuranların hatası. Bunları bir şekilde bu nakit işini halletmeleri lazım. Yani bilmiyorum nasıl hallederler ama bir şekilde halledecekler. Şöyle bizim takımımız çabuk dağıldı ya. Skill almamız lazım şöyle. Bizim adam hemen gitti bak. Şöyle. Ben de ışınlanayım bombamı hızlı harcayabilmek için. Hadi gelin kardeşim, ben şöyle sana. Birinci kill aldık. 8 puan kattık tüpümüze. Sadrazam kaçtı şöyle. Hemen ben kovalayayım sadrazam kardeşimi. Gel bakayım buraya. Evet, 8 killimizi de aldık ve kazandık arkadaşlar. Tüpümüz de oldu. Bu yani. Koravı budur arkadaşlar. Sadece akıllı olup kill almanız gerekiyor. O yüzden kazanmak ve kaybetmek çok kolay koravında arkadaşlar. Hemen şöyle bir koravı daha girelim arkadaşlar. Hazır. Hazır isteyelim şöyle. Onlara artı 7 gitarcı geldi. Çok iyi, çok şanslılar. Başlattık arkadaşlar. Arkadaşlar bu artı işini çözmeleri lazım. Zaten market pahalı. Yani yanıyor, yok oluyor. Bir daha para biriktirmek zorunda kalıyorlar. İnsanlar. İnsanlar şu an vs atamıyor. Tamamıyla aşçı ve zombi oynuyorlar. Bunun düzelmesi lazım. İnsanların çok ölüm oyunu ve işgal maçı atmaları lazım bence. Çünkü Joy Game zamanında tamam oyuncu fazlalığı vardı ama şey de vardı yani vs de çok oluyordu. Oha. Şöyle. Oğlum ne yapacağız biz bunlar lan? Hadi be oğlum, çok fena vurdular ya. Dur geliyorum şimdi oraya. Ne yapalım biliyor musunuz mu? Hiçbir şey, sadece boxla devam edelim. Şöyle. Arkadaşlar skillerimizi alalım şöyle. Maç sayısı geldi, adamlar kazanacak. Hadi be oğlum, 3 kişiye girilir mi ya? Ben skill almadan adamları 3 kişiye birden girmişler zaten. Bunu diyorum yani, takımla 1 olursanız oyunu kazanırsınız arkadaşlar. Burada hızlılık çok önemli. Hazır diyeceğim. Çıktı. Şimdi bir arkadaş daha geldi. Artı 5. Hazır abi. Şöyle verelim. Hiç 10 dakika 10 dakika burada mesele değil. Yani tüpü dolduran kazanıyor arkadaşlar. Koravı böyle yani. Bu sefer direkt dalacağım. Ama skill almam gerekiyor. Önce bir skillleri alayım. Çünkü bu işgal gibi değil arkadaşlar. Burada skill önemli. Şöyle hemen gireyim arkadaşlar. Hadi be. Arkadaşlar şu Atakan'ı yakalayalım hemen. Bunu da ben aldım, kazandık arkadaşlar. Biliyorum böyle kazan kaybet kazan kaybet sıkıcı ama biz 3'e 3 attığımız için böyle arkadaşlar, 5'li 6'lı atabilsem, adamları çağırabilsem zaten çok güzel bir maç çıkartacağım size. Ama imkansız arkadaşlar, adamlar gelmiyor yani. 3 kişiyi bile zor dolduruyorum, emin olun. Sadrazam The Paradox geldi. Artı 7 boksçu, biraz işimiz zor arkadaşlar. Bir tek şu Atakan, onlar da en zayıf. Şöyle bir başlayalım tekrardan. Ölürsem direkt forvete geçeceğim. Çünkü alan vuruşu vurmam gerekiyor. 3 kişi kalabalık oluyor orada. Bizimkileri rahat bırakmayabilirler. Bayağı komboladım arkadaşlar.
Çok pis komboladım arkadaşlar. Hiç rahat bırakmadım adamı. Gerçekten iyiydi yani. HP aldı. Şu arkadaşıma yardım etmem lazım. Onu da aldım. Kaçıyorum. Kaçtım arkadaşlar. Küçük bir skor lazım bana. Onu da bizim adam aldı. Çok güzeldi arkadaşlar. Şöyle izninizle bir videoya bakabilir miyim? Kaç dakika olmuş? Tamam. Şöyle bir maç daha atalım arkadaşlar. Sizi üzmeyeyim. Bu arada bir kez daha hazır diyelim. Şöyle arkadaşlarımıza hazır versinler. Kaybedersek önemli değil. Atalım. İnşallah siz üzülmezsiniz. Gelen yok mu? Olur olur. Gelen de olur. Bekleyelim şöyle. Gördüğünüz gibi bak 3 kişiyi zor tamamlıyorum Koravında. Discord'a gitsem belki, o da pek Türk bulamadım orada. Şimdi gavurlar çok fazla odalarda. Şöyle bakayım, geldi. Hazır ver oğlum. Hazır. Hazır verin, bir elde atalım. Ya çıkma sebeplerini ben anlayamıyorum şu anda ama. Lan çıkmay be. Atakan şey. Hazır. Bekle gelir ya. Bir kişi daha geldi. Hazır ver. Tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz adamlar durmuyor yani. Ne yapabilirim? Hani oyuncu fazlalığı olmadığından bırak 5'e 5 atmayı, 4'e 4 atmayı, yani 3'e 3'ü zor tamamlıyorum hani burada. 2'ye 2 koravında hiç zevkli olmuyor. Zaten 1'e 1'i saymıyorum bile. Ama sizin için son bir el daha girmek istedim. Yenilirsek de önemli değil. Arkadaşlar hemen dalalım. Kaçmamız lazım. Şöyle kaçalım arkadaşlar. Alttan skill almamız gerekiyor. Hemen ışınlanalım. Arkada kimler var onu görelim. Hadi be, öldük. Öldük, çok kötü öldük hem de. Adamı iyi araba çarptı. Arkadaşlar sayı vermemek için skill alıyorum. Bizim adamlar. Vur abi, vur abi, kaçırma onu, kaçırma onu derken gitarcı beni vurdu ve yenildik mi? Yenildik herhalde. Bizim adamın canı çok az. Skor aldık. Hemen yardım etmem gerekiyor. Gel buraya. Aga sen nasıl uçtun ya? Gözünü seveyim. Bak bak bak. Bak bak bak. Görüyorsun değil mi? Lan bırak beni. Hadi be. Ben bunu diyordum arkadaşlar size. Yani beyzbolcunun counter'ı budur. Şeyin boksörün counter'ı budur yani. Gördüğünüz gibi counter bana bırakmadı oyunu. Önemli değil. Şöyle bir kaybedelim. Ama ben hınçlandım şimdi bu sefer yine. Şöyle bir hazır verirlerse bir kez daha girmek istiyorum. Çıkmazlarsa. Oğlum o nasıl kaçtı ya? Ben anlamadım orada yani. Öyle bir kaçtı ki. Hazır ver aga. Bir kez daha girdim arkadaşlar. Tadına doyum olmadı harbiden. Şöyle bir kez daha giriyorum. Sizin için bayağı uzun video oldu. Şanslısınız arkadaşlar. Şöyle hemen skill'lerimizi alalım. Bir kez daha bir VS'e girelim. Sonra ben zorlanıyorum. Videoyu ben atamıyorum yani. Bayağı günümü alıyor. Hem internet hem render olarak. Şöyle. Vur abi. Bir yerinde dur bakalım. Bak vurdurmadı bana. Hayır kaç abi, kaç kaç kaç. Kaçtık şöyle. Buradan da kaçalım. Patlatacak mı beni? Kaç abi. Ya beyzbolcu sen var ya. Dur geliyorum şimdi oraya. Ulan var ya. Aga yine kaybettik ya.
Böyle arkadaşlar. Yani kor avı bundan ibaret. Bunun güçle bir alakası yok. Bunu da grupça dalıp bir şekilde aniden indirmeniz gerekiyor. Arkadaşlar ben sadece yenmek yenilmek önemli değil. Videoyu göstermek istedim. Güzel dayak attılar ama. Bu videoyu kapatmak istiyorum burada. Sonlandırmak istiyorum. Arkadaşlar kanala abone olup videonun altına like atmayı unutmuyorsunuz. Sizden rica ediyorum. Ayrıyetten Discord gelmek istiyorsanız tekrardan Discord'umuza gelebilirsiniz. Herkese kapılarımız açık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.